Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kanal V'de yayınlanan Yüksek Tansiyon programında Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde yapılan projeleri örnek gösteren Başkan Böcek, hem ihale sürecinin hem de maliyetin nasıl kamu zararı oluşturduğunu anlattı. Başkan Böcek, siyasi üslupla ilgili de bir konuyu gündeme getirdi. Mutlu akşamlar sayın. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kanal V'de yayınlanan haber programı Yüksek Tansiyon'un konuğu oldu. Kanal V haber müdürü Ali Buldu'nun sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından algı operasyonlarının yapıldığına dikkat çekti. Muhittin Böcek gece Antalyalı hemşehrilerimin sayesinde göreve geldi. 1 Nisan sabahı raylı sistem durduruldu. Ben daha mazmatayı almadım. Çalışmalar durdu. Çalışmalar durduruldu. Sosyal medyalar, tweetler al. Görüyor musunuz? Muhittin Böcek'e oy verdiniz. Bak raylı sistemi durdurdu. Biraz insan da ar damarı çatlamamalı. Ve Muhittin Böcek 8 Nisan'da mazbatasını aldı. Ben geçmiş dönemde birilerinin yaptığı gibi belediyeyi basıp ekip arkadaşlarımı göndermedim. Gitmedim ben. Hatta bir önceki dönem milletvekilimiz bugün ilk icraatı Cumhurbaşkanımızın resmini indirmek gibi oldu. Ben hiç Gökçen, ne Özdoğan orada Enç. Geldim ben o bir talimat verdim ne kapıdan adım attım. Önceki dönem arkadaşımızın özel kalemi ve şeyi çalışmalarla ilgili bütün başta Atatürk olmak üzere. İndi mi peki o fotoğraf? İner mi? Şu anda demek ki belediyemizi ziyaret etseler görecekler. Belki de selfie yaparız onlarla. Kamu yararına olan projelere devam ettiklerini kaydeden Başkan Böcek, Dumlupınar Bulvarı'ndaki üst geçit inşaatına gelen eleştirileri yanıtladı. Köprü yapıyor diye eleştirecek en son kişilerdir kendileri. Bu Expo'nun biliyorsunuz raylı sistemle gidişteki o üst geçitlerde vatandaşlar şimdi dava açıyor bize. Üçlü yol ikiliye düşüyor. Belediye başkanının ufku sadece dönemi kurtarmak olmamalı. Bir defa 10 milyona yakın bir de tasarruf var aynı zamanda. Bir yılın üzerinde bir zaman alacak. Orada kanalizasyon var, su var. Yani ana hatlar oradan geçiyor. Tabii ki ana hatlar oradan geçiyor. O bakımdan biz son derece hızla işimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan da 10 milyon tasarrufumuz da oldu. Konyaaltı Sahil Projesi'ne geçmişteki projeler gibi yap işlet devret modeliyle meclisten yetki verildiğini hatırlatan Başkan Böcek, ancak projeyi belediyenin üstlendiğini anlattı. Yap işlet devretle alacağım diye Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alındı. Bir defa yetki o şekliyle alınmasına rağmen iki defa 129 milyon liraya ihaleye çıkıldı. 129 milyon liraya çıkılan ihalede bütün işletme giderleri yükleneceği aittir. Beach Park'ı yapan Hasan Subaşı Başkanımızdır. 10 yıl vermiştir. Süreçle ilgili 10 yıldır. Yüklenici firma yatırımını yapmıştır. Güvenlik, temizlik, tüm giderler işletmeciye aittir. Sayın Bekir Kumbul Başkan, Lara Biçi yapmıştır. 10 yıl tüm giderler yüklenici firmaya aittir. Konyaaltı Belediye Başkanı olarak 8 yıl süremiz kalmasına rağmen, faizlerin %150 olmasına rağmen tüm işletme giderleri, yap işlet devret hemen kiraya başlamıştır. Belediyeden bir kuruş tüy bitmemiş yetim hakkı kullanılmamıştır. Süreye bakar mısın Sayın Buldu? 254 milyon lira 129'a yap işlet devretle verselerdi. 129'a yap işlet devretle verselerdi, işletme giderleri yüklenici firmaya ait olsaydı. Bu Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 254 milyon lira parası olacaktı 2 yıl önce. Hem diyeceksin halka, canlı yayın meclis yapıyorsunuz, yani biz burada paramız yok, pulumuz yok, dalga geçercesine anladım ki Konyaaltı Belediyesi'nin parası var, girin ihale diyor. Ama bizim 1500 yatağımız yok, onu unutuyorlar. Adrese teslim bir işimiz yok. Bunu mecliste uyardım, dedim ki yapmayın, rekabet koşulları oluşmamıştır. Siz burada vicdani şeyiniz ömür boyu çekersiniz. Ayrıca kaldı ki 8+10+10 konuşmasında yine, bugünkü basında da konuşmasında yine arkadaşlarım 30 getirdi. Yıl 30 yıl olarak söyledi. Dönemin Bakanlık, Maliye Bakanı Naci evet, Ağbal. Bakandan diyor izin aldık. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Siz 30 yılı nasıl
tüyü bitmemiş yetimin hakkını belediyemizin öz kaynaklarından 254 milyon, Sayın Bulu bu 254'te de kalmıyor, kredi çekildi buraya. Şu anda 300 milyon lira zararı var Antalya Büyükşehir Belediye'mizin. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski başkan Türel'in iddialarına verdiği yanıtları şöyle değerlendirdi. Yavuz hırsız ev sahibini bastırın. Çok açıktır. Bunu sevgili Antalyalılarım hepsi bilsin ki, Muhittin Böcek olarak bir o değil, daha şimdi Boğaçay var, sırada olanlar var. Şurada da bir cümlesini arkadaşlarım bana iletti. Ben bugün toplantıdan dolayı bakamamıştım. Ben toplantıdaydım. Bu işlerde aradan cımbızla fiyat çekip mal bulmuş mağribi gibi ortaya çıkmak çok abestir. İşin toplam reel maliyetine bakacaksın. Bazı kalemler karlı, bazı kalemler zararlı gözükebilir. Evet. Antep'e kim? Belediye kim? Adeta biri baba, diğeri oğul. Biri sağ cep, diğeri sol cep. Sen kimi kandırıyorsun diyor bana. Demek ki baba oğul yapmış bu işi. Şirketlerin yönetimini Muhittin Böcek mi atadı? Şirketlerin de yanlış yapmış. Şirketlerde de hep zarar var. Başkan Böcek siyasi üslupla ilgili eleştirilerde de bulundu. Yani oraya çıkıp ucu siyaset yapıp yalancı, iftiracı, terbiyesiz gibi sözleri iade ediyorum. Ben hayatım boyunca nezaket kurallarını hiç aşmadım. Ve bunun hakkını aşağıda da ödeyemezler. Birilerinin avukatlığına soyunmasınlar. Yüklenici firmadan sana ne? Yapılacak bir işlem varsa devletin İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Başfettişi'nin, Sayıştaycıların, bu devletin, Muhittin Böcek'in personeli mi bunlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarımızın hakkını korumayla ilgili müfettişlerimiz, Sayıştay raporlarımız, iç denetçi raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Milli Emlak Daire Başkanlığı'nın tespitleri, hiç mi Allah korkusu yok, hiç mi vicdan sızlamadı? Bir defa önce hazmedecek, hazmedecek. Şahsımla ilgili söyleyeceği öyle ucuz laflara cevabım da yoktur. Göreve geldiğim gün itibariyle 10 aydır sosyal medyadan yazı yazıyor. Bay Böcek, Sayın Böcek, terbiyesiz, buna benzer laflar. Ben 26 yıldır devlet terbiyesiyle büyümüş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumuş, çalmadan çaldırmadan bugünlere gelmişim.